bugüne kadar gerek bilimsel ortamlarda o dönem neyse, gerekse sosyal ortamlarda inanılan, doğru olduğu sanılan şeyleri yanlış olduğunu gösterip dünyanın önünde, yani insanlığın önünde yeni hukuk açabilenler ancak büyük bir var. İşte konumuza girerken ben iki tane böyle büyük bilim adamından bahsettim. Bir tanesi Pasteur, bir tanesi de Koch. Size bunları uzun uzun anlatmayacağım. Ama hepiniz daha çocukluğunuzdan bu yana bilirsiniz ki mikrop denen bir tehlike var. Değil mi? Şimdi onun için işte dışarıdan öğrettiğinizde elinizi yıkıyorsunuz, tuvalete gittiğinizde elinizi yıkıyorsunuz, yemek yiyeceğiniz zaman elinizi yıkıyorsunuz, işte banyolarınızı, olanaklarınızı dahilinde mümkünse her gün yapmaya çalışıyorsunuz vesaire vesaire. Bu konuda hiç düşünmemiş olsanız bile böyle tehlikeli canlılar olduğunu farkındasınız. Düşünün ki bu insanlar, iki büyük bilim adamı, kendi dönemlerine gelinceye kadar, ki bu çok böyle uzak geçmiş değil, 1880'lerin sonu, o zamana kadar bütün insanlığın, hatta demin bahsedildi, hücresel teoriyi kuran bir hormon diye karşı çıktı. Bulaşıcı hastalıkların etkeni mikroplardır. Hastalıklar bataklıklardan çıkan gazlar sonucu oluşmazlar dediler ve bunu kanıtladılar. Yani mikrop teorisini kurdu. Onun için bu iki insan gerçekten de bu tarih değil, sosyal tarih değil, siyasal tarih değil, ne derseniz değil, insanlığın düşüncesinde gerçekten devrim yaptırmış. Ve bu nedenle de kendilerinden sonra gelen kuşaklardan birçok insanın hayatını kurtarılmasına neden olmuş bir insan. Şimdi bunların çalışmalarında özet olarak bir şey çıktı. Bir hastalıkla bir mikrobun ilişkisini kurabilmek için o hastalığa yakalananlarda o mikrobu bulmak lazımdı. Bulunan o mikrobu tek başına üretmek lazımdı. Sonra deney hayvanlarına uygulandığında o hastalıktan o hayvanlar hastalanmalıydılar. Ve o hastalanan hayvanlardan da yine aynı mikrop elde edilebilmeli. Ancak bu ilişki kurulursa bir mikropla bir hastalık arasında ilişki kurulmuş olabilir ki biz bunlara kop postularlarız, mutlaka biliyoruz. Bunun ne önemi var onun açısından? İşte virüs kavramının gelişmesi, virüsler konusunda düşünce düşünmesinde aslında bu postülalar, yani Türkçesiyle koyutlar, önermeler çok önemli bir rol oynadı. Tabii bu arada bir şey söyleyeyim. O dönemin bilim insanları, örneğin Pasteur, biliyorsunuz fermente içki üreticilerinin biyo civarında işte şaraplarının bozulmasına çözüm bulmak üzere çalışırken mikroplarız. Koch, o bir Alman Fransızlarla tekabül içerisinde. O da kendi yöresinde şardonlu hastalığı ve şarbonlu hayvanları incelerken şarbonun ne olduğunu, yaşam döngüsünü buldu. Sonra yine Pasteur'le rekabet içerisinde tüberkülozun etkenini bulduk, koleranın etkenini bulduk, birçok hastalığın etkenini bulduk. Ve dolayısıyla bu iki insan bütün Avrupa'da, bütün Batı dünyasında da Amerika dönemde çok geldi. Ve Amerika'da büyük otorite. Onun için herhangi yeni bir hastalıkla uğraşan, ne hastalığı olursa olsun, hayvan, bitki, insan, bir bilim insanı mutlaka bu ilişkiyi göstermek zorunda. O demin söylediğim şey. Yani etkeni üreteceksin, işte hayvansa hayvan hastalığı, onda tekrar bitkiyse bitkide. Tekrar hastalanırsa eğer, ondan da yine aynı etkeni elde etmelisin. Hollanda'da
Mayer, tütün üreticilerinin tütün bitkilerini hastalandıran yeni bir lekeli hastalık, bir bela, bir hastalık açısından yardım istemeleri üzerine bu hastalıkla ilgilenmeye başladı. Baktı, bu hastalığın öyle çok tanınmış, ortak, bilinen bir adı da yok. Yerel, işte üreticiler farklı farklı isimler veriyorlar. Bu da yapraklarda oluşan şekle bakarak bu hastalığa tütün mozaik hastalığı dedi. Renklenmeler sanki mozaik desenlerini andırıyor diye. Şimdi bu hastalığın etkenini araştırmak için tütün yapraklarını ezdi, onun öz suyunu çıkarttı, sağlıklı tütün yapraklarını, o büyük öz suyu, tanıttı, öyle. O yapraklarda da hastalık görüldü. Bunun üzerine, acaba burada bir etken varsa, bu etkenin belli bir dozu var mı hastalandırma yapmak üzere diye, işte elde ettiği öz suları, hastalıklı yaprak öz sularını dilveye sulandırdı. Yeniden yeniden bir şey var. Bu şey bulaşıyor yapraktan. Ancak o dönemde kimyacılarla ilişkisi yoğundu. Bulaşıyordu ama bunu bir enzim olarak değerlendirdi. Bir mikrop olarak değerlendirmedi. Fakat bu önermesini yaptığında tabii Pasteur ve Koch'un etkisi hemen gözüktü. Onlar doğrudan müdahil olmadılar ama tıp alanındaki bu etkileri gözüktü. Bu önermesinden de vazgeçti. Olsa olsa bir bakteriyel hastalık dedi. O dönemde bakteri hastalıklarının etkenlerini hastalardan ya da hasta vücut sıvılarından ayırmak için filtreler kullanıldı. Yani hastalıklı organın öz suyu ya da vücuttan elde edilen sıvılar belli filtrelerden geçiriliyorlar. Mikroplar tutulsun diye. Ve ondan sonra ekilerek gösteriliyorlar. İşte bu filtreleri yapan Pasteur'un bir arkadaşı, Chamber Bey. Chamberlain filtreleri artık neredeyse bir klasik olmuştu. Bu tütün mozaik hastalığıyla Mayer'den sonra yine Hollanda'da Delft'te çalışan Beyerenik, o da aynı hastalıktan muzdarip olan tütün üreticilerinin talebi üzerine yine bu hastalıkla uğraşırken başka bir şeyi daha fark etti. Mutlaka canlı hücrelerde çoğalıyordu. Yani bir yapraktan elde ettiği bu hastalandırıcı etken çok sulandırıldığında dahi, çok az miktarda dahi yeni bir yaprağı enfekte ettiğinde bir süre sonra ondan çok bol miktarda bu etkeni şey yapabiliyordu. Yani daha yoğun miktarda bu etkeni elde edebiliyordu. Bunun üzerine bunun ne olduğunu da çok iyi tanımlayamadı. Çünkü bu etken filtrelerden geçiyordu. Chamberlain filtrelerinden geçiyordu. Yani o filtreler tutmuyordu etkeni. Oysa bir bakteri olsa etken o filtreler tutacaktı. Dolayısıyla dedi ki bu işte etkeni taşıyan sıvıya bulaşıcı canlı sıvı. Böyle bir isim koydu. Bunun etkeni budur. Bu sırada St. Petersburg'da bir başka çalışmacı, o da bu tütün mozaik hastalığıyla çalıştı ama o da aynı filtreleri kullandı, filtrelerden etken geçiyordu. Dolayısıyla o da dedi ki bakterilerin saldığı bir toksin olsa gerek bu. Ivanovski bu işin üzerine çok fazla gitmedi ama Sovyet Rusya döneminde Ivanovski'yi oldukça şey yaptılar ve virolojinin babası olarak falan tanımladılar, propagandasını yaptılar, pullar bastılar, işte paralarının üstüne şeylerini kurdular. Aslına bakarsanız iki Alman, Löffler ve Frosch, gerçekten de bu filtrelerden geçen ama enfeksiyöz olan etkenin
aslında partiküllerden ibaret olduğunu, porları, delikleri daha küçük olan yeni çıkmış bir Japon filtresiyle onları tutarak, Kitasato filtreleriyle tutarak, bu etken öyle sıvı falan değildir, bulaşıcı sıvı falan değildir, bu resmen partiküldür. Biz yeni bir mikrop bulduk dediler ve gerçekten de onlar partikül olarak bu şeyi uğraştıkları hastalık, şap hastalığının etkenini buldular. Şimdi bütün bunlar oldu. İşte bir bitki hastalığı, bir hayvan hastalığı. Şimdi burada slide'da görüyorsunuz. Kimi insan hastalıklarında, kimi insan hastalıklarının hayvan hastalıklarına bulaştırılmasında ya da kimi insandan insana yine hastalıkların bulaştırılmasında hep filtre edilebilir. Yani Chamberlain filtrelerinden geçen ama Kitasato filtrelerinden geçmeyen etkenlerin varlığı. Yani bilinen bakterilerden daha küçük partiküllerin hastalık etkeni olabileceği saptandı. Bu arada tarihle ilgili olarak şu anda bulunduğumuz kentte viroloji tarihiyle ilgili olarak iki tane önemli çalışma yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi kuduz etkeninin, yani kuduz hastalığına yol açan etkenin filtre edilebilir bir etken olduğu ilk defa İstanbul'da gösterilmiştir. Başka bir de sığır vebası etkeni, çünkü o sırada çıkan bir sığır vebası üzerine çalışıyorlardı ve eski bir çiçek aşısı suşunun yine filtre edilebilir etkenler olduğunu gösterdiler. Daha sonra sihirlerin hücre filtratlarının da bulaşabilir olduğu gösterildi. 1911'de de, ki 55 yıl sonra bu buluşu nedeniyle şey almıştır, Nobel almıştır Rose. En geç buluşundan sonra en geç Nobel alan kişidir. 1966'da Nobel aldı. Yine filtre edilebilir bir etkenin tavuklarda kanser oluşturduğu ve o dokuların tekrar işte özütlerini çıkartılarak filtrelerden geçirildikten sonra yeni tavuklarda da kansere yol açtığını gösterdiler. Bu arada başka bir şey daha oldu. Virüsler sadece insanları, bitkileri, hayvanları değil, aynı zamanda bakterileri de enfekte ediyorlar. Yani filtrelerden geçen, bakterileri tutan filtrelerden geçen bazı etkenler bakterileri de enfekte ediyorlar. Onları da parçalıyorlar. İşte Kanada asıllı bir Fransız olan Derel bakteriyofaj adını verdi. Bakteri yiyen anlamında. Daha sonra da Tiflis'te önemli bir bakteriyofaj enstitüsü açmıştır Sovyetler döneminde. Hala o enstitüsü açıktır ve dünyanın en önemli bakteriyofaj enstitüsüdür. Bu konuya da şey yaparız. Daha sonra aşı üretildi. Ama hala dikkat edin, bu etkenler gözle görülmemişti. Sadece yaptıkları hastalıklar ve standart o güne kadar bilinen işte Pasteur ve Jenner'den gelen gelenekle kullanılan yöntemlerle üretilen aşılarla önleniyordu. Ama daha kimse onu görmemişti ve özelliklerini tanımıyordu. Ne zaman ki 1940 yılında elektron mikroskobu bulundu ve virüsler elektron mikroskobu aracılığıyla görünür oldular. Bunlar da ilk virüs fotoğraflarından ikisidir. Bakteriyofajlar, yani bakterileri yiyen virüslere ait fotoğraflardır. Daha sonra yine konumuz çerçevesinde sınırlamaya çalışıyorum. Genetik bilginin bakterilerde DNA aracılığıyla geçtiği gösterildi 44 yılında. Sonra hepinizin bildiği gibi DNA'nın ikili zincir yapısı, ikili sarmal yapısı yine o sıralarda gösterildi. Başka bir şey daha oldu. Bazı fajların enfeksiyöz bilgisini taşıyan yapı DNA yapısındaydı. Ama o güne kadar bilinmeyen bir başka bir şey, kimi virüslerde de
genom RNA'dan ibaret. Ve bunlar da sonra Nobel aldılar. Bu hani tavuklarda sarkoma, kansere neden olan virüs dedik ya, o virüs aslında bir RNA virüsü olmasına rağmen girdiği hücrede çoğalıyordu. Girdiği hücrede çoğaldıktan sonra tekrar başka hücreleri, yeni hücreleri infekte etmek üzere hücre dışına çıkıyordu ama bir şey oluyordu. RNA virüsü olarak giriyor, RNA virüsü olarak çıkıyordu ama hücrenin içerisinde bir DNA'ya dönüşüyor. Buna o gen. Buna provirüs, virüs ya da provirüs ya da profaj da denebilir. Başka bir şey daha oldu. Retrovirüslerin bu işlemi özel bir enzim aracılığıyla yaptığı bulundu. Ki buna reverse transcriptase, yani RNA'dan DNA'ya döndüren, o genomik yapıyı RNA'dan DNA'ya döndüren, tersine transkriptase. Tabii bu çalışmalar, araştırmalar sonunda virüslerle ilgili şu bilgiler artık açıklığa kavuşmuştu. Virüslerin kiminin genomu RNA yapısındaydı, kiminin genomu DNA yapısındaydı. Kimi virüs bu genomun etrafında bir protein kabukla o partikülü oluşturuyordu. Kimisinde ise bu protein kabuğunun üstünde ayrıca bir de kılıf vardı. Yani kılıflı virüsler ve çıplak virüsler olmak üzere de ikiye ayrılıyorlardı. Tabii bu genomdaki DNA'lar, RNA'lar çift iplikli ya da tek iplikliydi, olabiliyordu. Virüs türüne göre değişmek üzere. Ama bir şey asla olmuyordu. Bir virüs ya RNA genomlu oluyordu ya DNA genomlu oluyordu. Daha sonra bakteriyofajlarda virüslerin nasıl çoğaldığına ilişkin çalışmalar yapıldı. Adım adım gidiyoruz. Bakın o sarkoma virüsünde olan hadiseye benzer bir hadise fajlarda oluyor. Ne oluyor? Fajın, faj DNA'sı girdikten sonra gelip konak DNA'sı içerisine yerleşiyor. Kendini koruyor ve ondan sonra tekrar bu hücre, yani konak hücre bölündükçe o da konak hücre DNA'sı ile birlikte bölünerek kendini çoğalttırıyor. Hiç özel bir işlem yapmadı. Ne zaman ki herhangi bir stres ya da bir uyaran alıyor, tekrar konak hücre DNA'sından ayrılıyor idi. Artık virüslerin işte hücreleri nasıl infekte ettiği, hücre içerisinde nasıl yol aldığı, nerede çoğaldığı bütün bu ayrıntılar öğrenilmeye başlandı. Demin bahsettiğim Nobel alan, o reverse transcriptase enzimini bulanlardan biri olan Baltimore, David Baltimore, o güne kadar ki bütün viral bilgileri toplayarak virüsleri sınıflandırdı. Bakın şöyle kabaca bir bakalım. İlk iki grupta genomu DNA olan virüsler. Daha sonraki iki grupta, 3'te 4'te genomu RNA olan virüsler. Deminki konuşmada ya da ondan önceki konuşmada bahsedildi HIV, AIDS'e. Onun etken olduğu, şu anda onun içinde bulunduğu, retrovirüslerin içinde bulunduğu, genomları RNA olan ama çoğalırken bir DNA aracıya dönüşüp ondan sonra RNA genom olarak çıkan ya da hepatit B virüsünde olduğu gibi kendisi bir DNA ama çoğalırken bir RNA aracılığıyla çoğalan virüsler gibi 7 sınıfa ayırdı. Tabii şu oldu. Bakın, Crick'in tanımlamasıyla moleküler biyolojinin merkezi doğmasında genetik bilgiyi taşıyan DNA iki işe yarar. Bir tanesi nedir? Kendini çoğaltır, replike ettirir. Bir diğeri de bu kendisinde saklı bilgiyle
kodlanmış olan proteinleri üretmek üzere messenger RNA'ları transkripte olur. Daha sonra da bunların da proteinlere translasyonu gerçekleşir. Oysa virüsler söz konusu olduğunda bu merkezi dogma dediğimiz Krieg'in ortaya attığı formülasyonda ne yapmak gerekiyordu? Modifikasyon yapmak gerekiyordu. Gördüğünüz gibi kimi RNA genomlar tersine transkripsiyon ya da işte o reverse transcriptaz enzimiyle DNA'ya dönüşüyor. Ya da doğrudan doğruya RNA genomdan proteinler, o RNA genomların bir bölümü çünkü doğrudan doğruya messenger RNA olarak işliyor. Demek ki virüslerle ilgili bunlar nedir? Hani nasıl oldu da virüs tanımı yapıldı, hangi aşamalardan geçti, yapıları nedir? Bütün bunlar hakkında bilgiler edinildi. İyi ama virüs nedir? Şimdi ilk viral hastalıklar tanımlanmaya başladığından itibaren ki bugün de hala bu konu tartışmalıdır. Biraz sonra geleceğim. Canlı mıdır, cansız mıdır? Evrimsel. Kendi evrimi nasıldır? Ama genel olarak biyosferdeki evrimde işlevleri nasıldır? Onlardan da bahsedeceğim ama virüs nedir sorusu ta işin başından beri araştırmacıları hep merak etmiştir ve dönemin ünlü bilim insanları çeşitli tanımlamalarda bulunmuşlar. Bakın, daha 1930'larda, yani henüz daha virüsün kendisi görülmemiş, kendi hücreleri olmaksızın yaşayan organizmalardır diye bir tanım yapıyorlar. Lvov, çok önemli bir, aynı zamanda evrim bilimcisi. Virüsler virüsler olarak düşünülmelidir. Çünkü virüsler virüsler. Ama bundan daha doğru bir tanım olamaz. Çünkü bunlar özgün yapılar. Bilinen hiçbir yapıya benzemiyorlar. Medeva proteinle sarılmış bir parça kötü haber. Hani dedik ya protein kabuğu var içinde genom. Makyav, virüsler yaşam ağacının eksotlarıdır. Yaşam ağacı kavramını bilir misiniz? Tabii Darwin'den öncesinde de ilgiler, işte Haeckel'lere falan, daha öncesinde de deneyenler var. Bir konuşması da çok kısaca geçmişti. Bütün canlıları ortak bir atadan, evrimsel anlamda, ortak bir atadan nasıl dallanarak türleştiklerini göstermeye çalışan bayağı bir ağaçlardır. İşte o yaşam ağacında virüsleri bir yere oturtamayınca virüsler yaşam ağacının ökse atlarıdır. Ayrı konuda. Kendi replikasyonları için hücresel sistemleri kullanan moleküler genetik parazitlerdir. Bu tanım hala birçok yazar tarafından da kullanılır. Çok şeydir, cezbedici bir tanımdır. Başka bir tanım diyor ki bir tür ödünç alınmış yaşam sürdürür. Bunun ne demek olduğunu biraz sonra anlatacağım. Tabi günümüz net günü dijital dünya değil mi? Bilgisayar çağındayız. Bakın 2005'lerde de bir başka yazar canlılıkla cansızlığın arayüzü. Arayüz kavramını biliyorsunuz değil mi? Bilgisayarlarda biliyor musunuz? Peki. Bir de Uluslararası Virüs Sınıflandırma Komitesi var. İşte her özel virüs çalışma grubunun ünlülerinin toplandığı bir grup. Onlar da 2000'de şöyle bir tanım yaptılar. Virüsler bir genoma sahip olmak ve değişen çevreye uyum gösterebilme yeteneğinde. Gibi canlı sistemlerin kimi özelliklerine sahip elementer biyosistemlerdir. Şimdi diğer canlılarla virüsleri karşılaştıralım. Bakın virüslerde bulunan proteinlerin büyük bir bölümü bilişimle ilgilidir. Zaten işin aslına bakarsanız virüslerin replikasyonu sadece bilginin çoğaltılmasıdır.
Şimdi biraz sonra bunun ne demek olduğunu size söyleyeceğim. Bir virüs hani hücreye giriyor dedi ki, hücreye girdikten sonra o kendi bütünlüğünden yoksun kalır. Çünkü o kılıfından soyunur. Eğer kılıflıysa, kılıfsızsa ya da kılıflıysa da bu soyunma işleminden sonra ya da doğrudan o protein kabuktan da soyunur. Girdiği hücreyi infekte eden tek şey onun genomudur. Ve o genom ister konak hücrenin sitoplazmasında ister çekirdeğinde kendini çoğaltacak olsun. Bir süre o infekte hücrede siz virüse ait hiçbir şey göremezsiniz. Çünkü her şeyini yitirmiştir. Her şeyi bozulmuştur deyim yerindeyse. Bir tek sağlam kalan şey genoma ait bilgidir. Ve o işte şey genom bir taraftan kendini replike ettirir değişik mekanizmalarla. Bir taraftan da daha sonra tümleşerek yeni virüs partiküllerini oluşturacak proteinleri ve bir kısmı onların enzimdir tabii. Proteinleri ve enzimlerini sentez ettirir. Yani hücrenin bütün metabolik süreçlerine el koyar ve hücre içerisindeki metabolik yolakları kendisini çoğalttırmak üzere kullanır. Bunun için bir hücreye girdikten sonra hücre içerisindeki çoğalma sürecinde ta ki hücreyi terk edinceye kadar artık o hücre içerisinde hücreyle neredeyse bütünleşmiş haldedir. Dolayısıyla kimi yazarlar bu döneme hücre de artık kendisi değildir. Yani konak hücre de nitelik değiştirmiştir. Çünkü bütün mekanizmalarına, bütün tersanelerine, bütün limanlarına virüs tarafından el konulmuştur ve virüs kendisi için çalıştırmaktadır hücreyi. Dolayısıyla bu şeye virüsel diyelim önerileri de var. Böyle konseptler de geliştiriliyor. İşte bunların ayrıntılarına girmeyelim. Şimdi virüsler böyle. Peki bir de virüs küre. Nedir bu virüs küre? Bakın NASA'nın desteklediği programlarla 1985'lerden itibaren okyanuslarda kimi çalışmalar başlatıldı. Aslında bu programlar hani NASA ile okyanusların ne ilişkisi var demeyin. Dünya dışında yaşanabilir yerleri araştırmak programları çerçevesinde okyanuslar araştırılırken bir şey fark edildi ve 1989'da yayınlandı. Deniz suyunun mililitresinde yaklaşık 10 milyon virüs benzeri partikül bulunuyordu. Mililitre. Yani denizlerde, okyanuslarda bulunan her bakteri başına neredeyse 5 ila 10 tane bakteriyofaj dediğimiz, yani o bakterileri infekte eden virüslerden bulunmaktaydı. Her gün yeni üreyen bakterilerin %4'ü ile %50'si bu bakteriyofajlar tarafından tüketiliyordu. Peki sadece denizlerde mi bu virüsler ya da denizlerdeki bakterileri ya da protistleri mi infekte ediyorlar? Hayır. İşte günümüzde yaşam ağacı olarak şey yapabileceğimiz, kabul edebileceğimiz 1970'lerde Vohzel'in sınıflamasına bakarsak 3 tip canlı var. Bir tanesi bakteriler, bir tanesi arkeler, eski dönem bakterileri diye anlayın. Ama bunların özelliği çok ekstrem koşullarda yaşayabiliyorlar. Yani çok soğukta, çok sıcakta yaşayabiliyorlar, çok tuzluda yaşayabiliyorlar gibi. Bir de bizim ve işte bütün hayvanlar aleminin, bitkiler aleminin dahil olduğu ökaryalar var. İşte virüsler bütün bu alanlarda yani her tür canlıyı infekte edebilir oldukları anlaşıldı. Sonuçta
Hem bu denizdeki çalışmalar, yani denizde çok bol miktar, biraz sonra rakamlar vereceğim, daha da ilginç geleceğini düşünüyorum o rakamları verdiğinde. Hem bu denizlerdeki çok bol miktarda virüsler, hem de bütün hayvanlar alemini, canlılar alemini infekte edebiliyor olmaları nedeniyle Shuttle tarafından viriosifer tanımı ortaya atıldı. Hani var ya biz atmosfer diyoruz değil mi? İşte stratosfer diyoruz, biyosfer diyoruz. Viriosifer, yani dünya aslında bir viriosiferin içinde yaşıyor. Şimdi biraz rakamlara bakalım. Bakın, dünyadaki bakteriyofajlar, sadece bakteriyofajlar ki en çok bunlar, sayısı 10 üzeri 31. Şimdi bu ilk bakışta, ya büyük bir sayı ama hani hiçbirimiz ne demek, bunun adını bile bilmeyiz. Ne demek? Büyük bir sayı galiba ama nedir, hiçbir şey ifade etmez. Şimdi biraz şey yapalım, ne demek olduğuna göre. Dünyadaki mikropların, tüm mikropların diğer, hepsinden fazla. Başka? Evrendeki yıldızların sayısından fazla bir rakam. Öyle hesaplamışlar. Bütün insanlardaki mikropların sayısından fazla. Tabii insanların sayısından fazla, çok doğal. Daha önemlisi, dünyadaki tüm bakteriyofajları işte peş peşe dizerseniz uzunlukları 10 üzeri 8 ışık yılı. Oysa bizim Samanyolumuzun çapı 10 üzeri 5 ışık yılı kadar olduğu söyleniyor. Doğru mu? Yani ben, sen burada olunca sana sormak ihtiyacını hissettim. Şimdi bunlar ne demek? Başka bir şey anlamı. Haftada 10 üzeri 31 virüs yok olmakta ve onların yerini yine 10 üzeri 31 virüs almaktadır. Kabaca her saniye 1.7 çarpı 10 üzeri 25 virüs üretilmektedir. Şimdi bizim konumuzla ilgisine geleceğiz de onun için bunların üzerinde duruyorum. Her yeni virüs yaklaşık 50 bin baz çiftinden sentezlenmektedir. Bir başka deyişle de her saniye yeryüzünde 10 üzeri 30 DNA baz çifti yapılmaktadır. Sadece bu virüsler tarafından. Bu ne demek? O kadar çok fazla sayıda genetik işlem oluyor ki olasılığı en az şeylerin bile olması olağan bir hale gelebilir. Böyle bir olasılık var. Yani genetik çeşitlenme açısından işlemlerin en yoğun olduğu alan viriosfer. Başka bir şey daha var. Bu virüsler sadece kendilerini çoğaltmıyorlar. Virüsler aynı zamanda lateral ya da horizontal gen transferi dediğimiz süreçlerde de, yani infekte ettikleri konaklar arasında da kimi gen transferlerine, kimi genetik etkilere sahipler. Bu açıdan da çok önemli. Başka bir şey. Bakın, işte klasikte dünyamızın gelişimi anlatılır. Anlatılırken kimi jeolojik ya da atmosferik olaylardan bahsedilir ve çok doğal olarak bugünkü atmosfer koşullarında eğer Kambriyen patlama oluştuysa, bugünkü atmosfer koşullarını oluşturma süreçleri anlatılmaya çalışılır. Değil mi? Alpler, işte güneş ışığı vesaire falan. Şimdi bu açıdan baktığımızda bu okyanuslardaki virüslerin ne işe yaradığını biraz daha iyi görelim. Bakın, bunlar işte planktonlar ve o deniz protistleri dediğimiz denizlerde infekte ettikleri bakterilerden, ki kabaca şeyi hesaplanması 5 gigaton. Gigabyte falan diyorsunuz ya, da gigabyte falan diyorsunuz ya. Ne kastediyorsunuz giga dediğiniz zaman? Milyar değil mi?
Yani 5 milyar ton bu tip tek hücreli canlıları şeyler, bu bakteriyofajlar parçalıyorlar, infekte ediyorlar, öldürüyorlar. Bunlardan yılda 90 gigaton karbondioksit atmosfere çıkıyor. Ve işte çözünmemiş, yani partikül halindeki organik karbonun çözünür organik karbon haline gelmesi yine bu bakteriyofajlar sayesinde. Dolayısıyla bunlar partikül halindeki çözünmemiş organik karbonun deniz diplerine çökmesini de anlıyorlar. Bu döngüyü, yani atmosferimizin bu bağlamda koşullarının sürmesini sağlayıcı bir etki de gösteriyorlar. Peki virüslerle ilgili özellikler bu kadar mı? Başka bir şey daha oldu. 2003 yılında dev bir virüs bulundu. Şimdiye kadar hiç rastlanmadık büyüklükte. Bakın şu virüs, Chlorella virüsü aslında bir yeşil alt şey yapan, infekte eden bir virüs. Ve bilinen, 2003 yılına kadar bilinen en büyük virüstü. Burada da mimivirüs partiküllerini görüyorsunuz. Bunlar da amipleri infekte ediyorlar. Bakın büyüklük farkını görüyorsunuz değil mi? Dev virüsler. Zaten mikropları taklit, yani microbe mimic sözlerinden bunlara mimi adı verildi. Yoksa herhangi bir, yani araştırmacının bir bar akşamından kalan bir anısına izafete bu isim verilmedi. Şimdi bakın, bu mimi virüsün büyüklüğü, genom büyüklüğü, bu da sifilis bakterisinin genom büyüklüğü. Yani genom büyüklüğü de bunun, kimi bakterilerin, daha burada gayet değişik bakteriler var, bakterilerin genomundan daha büyük genomlara sahip olan virüslerdi. Sadece mimivirüs mu? 2003'ten bu yana, yani mimivirüs bulunduktan sonra, bakın şimdi en son bulunan bu, megavirüs. Ama büyüklük bakımından da hemen birinci sıraya yerleşti. 1.259.000 küsur baz çiftinden oluşan bir nesi var, genomu var. Ve 1.120 tane protein korkuyor. Aşağı doğru da gidiyor işte diğer virüsler. Burada da büyüklüklerine göre nasıl bir hiyerarşi oluşturduklarını, şu da o demin bahsettiğim yeşil alt virüsü. İyi de başka bir şey daha fark edildi. Bu dev virüsleri de infekte eden virüsler keşfedildi. Hani bakterileri infekte edenlere bakteri yiyen anlamında bakteriyofajlar diyoruz ya. Virüsleri infekte eden virüslere de virofajlar adı verildi. Ve tesadüfen bulunduğu gün Fransızlar buldular. Sputnik'in, bilir misin Sputnik nedir? İlk uydudur değil mi? Sovyetler Birliği atmıştı. Onun yıl dönümü olduğu için onun adına izafeten Sputnik adını verdiler. Ve işte yeniden tartışma başladı. Virüsler canlı mıdır değil midir? Eğer onları da infekte ediyorsa, yani onların içinde de başka bir virüs çoğalıyorsa o halde bunlar canlıdır iddiaları yoğunlaşmaya başladı. İnsan virüsleri ne kadar bu arada? Şimdi 1931'de sarı ateş virüsünden bahsetmiştim. Bugüne kadar kabaca 200 tane insanlarda hastalık yapan virüs bulunmuş. Ama giderek artan bir eğilim gösteriyor, bir keşif eğrisi. İşte gördüğünüz gibi önümüzdeki 2020'li yıllarda falan aşağı yukarı bir 20 kadar daha virüs bulunacağı tahmin ediliyor. Ama başka bir şey daha oldu. Çocuk felci virüsünün bir araştırma laboratuvarının çalışmacıları tamamen piyasada
internetten falan sipariş verirdi. Aldıkları bazlar da bir tüp içerisinde bir araya getirdiklerinde infekte etme yeteneğinde, hastalık yapma yeteneğinde virüsün oluştuğunu gördü. Ve bu yayınlandığında çok büyük tartışmalar yol açtı. İşte teröristlerin eline geçer, diğer virüsler de bilmem nedir falan. Ama bu tarihi bir dönüm noktasıydı. Demek ki virüslerle ilgili böyle ilginç yönler var. Yani virüsler aslında bizim o sandığımız, hani adını duyduğumuz işte 40-50'si kadarını günlük yaşamımızda siz kızamıklı, su çiçeğiyle falan gripti diye duyuyorsunuz. Bir kısmının adını hiç duymadınız ama sadece insanlarda hastalık yapan virüsler açısından biz etkilenmiyoruz. Atmosferimizden başlıyor etkilenmemiz. Bir sürü açıdan etkileniyoruz. Daha neler olduğunu zamanım yeterse şey yapacağım. Şimdi virüslerin evrimi neden önemli? Bu konu neden çalışılmalı? Biraz bunun üzerinde duralım. Bir kere gördüğünüz gibi virüsler bilinen diğer genomlu elementer biyosistemlerden çok önemli farklara sahiptir. RNA da taşıyabiliyorlar. Kimi enzimleri farklı falan. Dolayısıyla bunlar acaba nasıl gelişti? Nereden gelişti? Bunların kökeni nedir? Ve konaklarına bir anlamda da tabii bize paralel olarak nasıl evrimleştiler? Bunu anlamamız için bu önemli. Başka bir şey daha var. Bu toplantıda sık sık değinildi. Az önce ben de aldığım bir sözde Darwin'in en önemli katkılarından birinin tarihin derinliklerine bakmak, derin zamanlara bakmak kavrayışını geliştirmesi olduğunu söylemiştim. Peki de evrim çalışmalarını yapmak üzere bizim o kadar yıllar falan gözlem yapmamız mümkün mü? Değil. Ama virüsler bize bu olanı arıyor. Çünkü virüsler bir hücreyi infekte ettikten sonra birkaç saat içerisinde virüsten virüse değişmek üzere on binlerden milyona kadar varan sayılarda çoğalıyorlar ve hemen bir sürü yeni konağı infekte edebiliyorlar. Demek ki çok geniş bir topluluk örneğini hemen oluşturmak mümkün. Şunu unutmayınız, demin birkaç arkadaşınıza da söyledim ama genel olarak sizlere de söylemek istiyorum. Sorularınızdan böyle bir ihtiyaç olduğunu anladığım için. Arkadaşlar, evrimin bireyler üzerinde etkisini asla düşünmeyin. Evrim bireylerle uğraşmaz, biliyor musunuz? Evrimsel mekanizmalar topluluklar üzerinde işleyen mekanizmalar. Bu anlayışı mutlaka geliştirmeniz lazım. İşte virüsler de bu açıdan topluluk evrilmesi açısından çok iyi modellerdir. Hızlı replike olurlar. Bir de o yetenekleri var. Başka bir şey daha var. Yüksek mutasyon oranları vardır. Dolayısıyla mutasyonların ne gibi etkileri olabileceğini de gözlemek, deneyler yapmak mümkün. Başka bir şey, tek konak içerisinde evrimleşme süreçlerini bile inceleyebiliriz. Ki bunlarla ilgili biraz sonra örnekler vereceğim. Ama viral evrimi iyi kavrayabilmek için sadece Darwinyen evrimi değil. Nötral etki kuramını ve türümsü kuramlarını da bilmek lazım. Şimdi virüslere şöyle genel olarak baktığımızda yaşam alanları açısından tutucu değiller. Nerede uygun hücre bulurlarsa, yani tutunup içlerine girebilecekleri hücre bulurlarsa içlerine girer. Şurası burası falan şey yapmazlar. Ve kendilerine böyle özel niş oluşturup da ben bu niş dışında, yani yaşam alanı dışında başka yerde yaşamam falan demezler. Dolayısıyla bu anlamda öyle çok müşkül pesent falan değillerdir. Başka bir şey, kendi içsel genetik değişme yetenekleri ve farklı
uyum düzeylerine evrilebilirler. Yani mutlaka şu sınırlar içerisindeki bir uyum düzeyi değil. Şu sınırlar içerisinde de uyum gösterebilirler. Dolayısıyla da farklı konak hücrelerini enfekte edebilirler. İşte bu genomlarındaki molekül değişimler farklı ve karmaşık virüs topluluklarını oluştururlar ve seçilim, bakın burada da aynı şeyi tekrar, bu ham popülasyonlar üzerindedir. Yani sanmayınız ki şurada herhangi birinizle bir mutasyon geliştirmeye başarsak bu mutasyon seçilimin kaynağı olur ya da seçilim lehine olur. Yok böyle bir şey. Şimdi Darwin'in evrim kuramı, bunlar konuşulmadı. Onun için bağışlayın, biraz bunlara girmek istiyorum. Yani bir evrim kursunda aslında bu mekanizmaların baştan konuşulması lazımdı. Birkaç şey var, özellik var, temel özellik. Bir kere kalıtım. İki, değişim. Üç, seçilim. Değişim olmaksızın seçilim olmaz. Değişim ancak kalıtım üzerinde olur. Bunları hiç unutmayın. Şimdi virüslerdeki genetik değişiklikler neler? Hani hep mutasyon diyoruz ya, bir mutasyon lafını biliyor. Nedir bu mutasyon? Kaç tür mutasyon? Yani bakın, bir nokta mutasyonlar. Zincir dizilirken sadece baz düzeyi mutasyon. Başka delesyonlar var. Bir ya da birkaç bazın şey olması, yok olması. Başka duplikasyonlar var. Yani belli genomdaki belli bölgelerin birbiri ardına kendini duplike etmesi. Yani aynı dizilerin peş peşe gelmesi. Başka insersiyonlar var. Genomun bir başka bölgesinin olmaması gereken bir bölgenin içerisine girmesi gibi. Başka rekombinasyon var. Rekombinasyon aynı türün farklı bireylerden aynı konağı infekte ettiğinde, virüsler açısından söylüyorum, birbirlerinin genlerini alıp kullanmaları. Mesela bu domuz gribi, kuş gribi falan çıkıyor ya, işte onların nedeni bu rekombinasyonlar. Ya da insanlar için de söylersek, iki farklı kromozomda belli geçişlerin olması birbirine. Değil mi? Yine segment reasormanları, segmentli virüsler için. Bakın şimdi burada bunları virüsler için görelim. Tek bir viryonda tam bir genom olabilir. Tek bir viryondaki genom segmentli olabilir. İşte bu segmentli genomlarda iki tanesi aynı hücreyi infekte ederse, tabii İki virüs de o hücrede kendi bilgi genomlarında olan bilgileri ve kendi genomlarını çoğaltacaklar. Ama ne olur? Birinin şu segmenti diğer virüste karşılığı olan segmentin yerini alır, onunki de ötekinin de yerini alır. Başka kimileri, ki borna virüsler örneğin böyledir. Genomları tek bir partikülün içinde değildir. Genomun bir parçası bir partiküldedir, bir parçası bir partiküldedir. O virüsün çoğalabilmesi için bu iki farklı genom parçasını taşıyan virüsün ikisinin birden enfekte etmesi lazım. Ancak o zaman o virüsler çoğalır. Gibi. Demek ki nokta mutasyonlar, şuradaki gördüğünüz bazlardaki değişiklikler, delesyonlar, kimi bazı bölgelerin yok olması, duplikasyonlar, insersiyonlar, segment reasormanı,
ya da gen içi rekombinasyonlar gibi çok farklı, çok değişik mutasyonlar. İşte bütün bunların hepsini biz virüslerde çok kolay izleme şansına sahibiz. Evrim açısından, virüs modellerinde. Şimdi bakalım özelliklerine. RNA virüslerinde mutasyon hızları yüksek. Niye biliyor musunuz? RNA virüsleri çoğalırken, hani vardır ya, DNA'dan hatırlayın, normal genomlar çoğalırken, DNA polimerazlar işe yarayıp o tek zinciri iki zincire kopyalatıyor. Değil mi? Burada RNA zincirlerini kopyalatan enzimler, RNA'ya bağımlı RNA polimerazlar, hata düzeltme, hata okuma ve düzeltme yeteneğinden yoksundur. Halbuki bizim hücrelerimiz çoğalırken, bizim hücrelerimizdeki DNA'ları çoğaltan DNA polimerazlar, bir zincirin karşılığında iki zincir oluşurken, ikinci zincirde hata olursa onu fark eder, fark etmekle de kalmaz, o hatayı da düzeltir. Oysa RNA polimerazlarda böyle bir özellik yok. Dolayısıyla RNA virüslerinde çok fazla sayıda mutasyon olur. DNA virüslerinde o kadar mutasyon olmaz. Sadece bunu bile burada öğrensiniz. Tabii çok farklı özellikleri var aslında RNA, işte yüksek mutasyon hızı, düşük mutasyon hızı, mutasyonların şeyleri farklı. Topluluk ölçütleri bir evrimsel sürecin etki edebilmesi için. Şurada da o örneği gösterelim. Bakın, hata okuma ve düzeltme şeyi olan, aktivitesi olan bir polimeraz enzimi, buraya yanlışlıkla C girerse onu oradan ayırır, onun yerine U'yu koyar. Ama böyle bir aktivitesi yoksa, ilk kopyalamada A'nın yerine C girmiş, orada kalır. İkinci kopyalamada onun yerine bir başkası girer, orada kalır. RNA virüsleri her replikasyonda, her çoğalmada, genomlarında bir sürü mutasyon var. Dolayısıyla RNA virüslerinin hemen tümü, her bir virüs partikülü genetik olarak farklı mutasyonlarla eski deyimle mücehhezdir, yeni deyimle donatılmıştır. İşte onun için bir RNA virüsü, hani biz ağzımız alışmış, işte influenza bir RNA virüsüdür. HIV bir RNA virüsüdür. Halbuki HIV virüsleri demek lazım. İnfluenza virüsleri demek lazım. Çünkü hiçbiri diğerine benzemez. Genetik dizilim açısından. Burada da genom büyüklüklerine göre mutasyon hızları değişik virüslerdi. Şimdi arkadaşlar, evrimde. Bakın bunlar da pek konuşmuyor. Evrim ilerledikçe nokta mutasyonlar artar, rekombinasyonlar azalır veya sormanlar aşağı yukarı şeydir. Ama tür düzeyinde yeni gen kazanımı çok azalır, evrim ilerledikçe. Ama bu kuralı bozmakta bir tek aracı olan şeyler virüslerdir, bunu da unutmayın. Şimdi gelelim türümsü kuralına. O demin size hani RNA virüslerini gösterdim. Her bir çoğalan klonun genomu hep farklı dedim ya. İşte türümsü dediğimiz şey aslında bunların topluluğu. Buna verilen isim. Peki virüslerle evrim deneyleri nasıl yapılıyor? Bir fermenter içerisinde virüsler çoğaltılıyor. Ondan sonra pompalar aracılığıyla değişik besiyerlerine değişik miktarlarda ekiliyor. Oradaki çoğalanlar, bunların her biri şey demek aslında. Bunlar evrimin mekanizmalarına uğruyorlar demek. Evriliyorlar demek. Ondan sonra tekrar bunlar toplanıyor. İşte ne kadar oldu, ne kadar şey oldu söyleyeyim. Çoğalma oldu.
o genomların genom dizilemeleri yapılıyor. Onlar bilgisayarlarda karşılaştırılıyor, o dizilemeler falan. Dolayısıyla bir virüs topluluğu üzerinde herhangi bir etkiyle oluşan evrimsel sonuçlar neler? Mesela bir ilaç baskısı, kullanmak istediğiniz bir ilaç var. Ne oluyor? Ne kadar sürede o ilaca direnç gelişiyor? Yani o ilaca dirençli kılacak virüsleri, mutasyonlar ne zaman oluyor? Hangi bölgelerde oluyor? Hangi baz çiftine karşılık gelen mutasyon o ilaca direnci çıkartıyor gibi şeylere, sorulara yanıtlar aranıyor. Burada da tabii fenotipik özellikleri açısından evrilmenin sonuçları hücre kültürlerinde de bunlar araştırılıyor. Kimi şeyler var, kavramlar var evrimle ilgili ama vakit çok geçti, bilmiyorum ne kadar zamanım var. Dur şurayı biraz bir şey kaldırayım. Biraz baskı yapayım şimdi. Şimdi bir sekansın tüm olası varyantları teorik olarak şey yapıldığında, ifade edilmek istendiğinde bir dizilim uzayından bahsederiz. Bu da nedir? Aslında şurada belki daha pratik olarak gösterebilirim. Bir tek baz pozisyonu söz konusuysa dijital olarak bu ya vardır ya orada o değişiklik vardır ya yoktur. Demek ki burada bir çizgiyle bunu ifade etmek mümkün. Eğer iki tane ise o zaman bir kare olarak bunu ifade etmek lazım. Her ikisinin varlığı yokluğu ya da birinin varlığı birinin yokluğu ile ilgili olarak. Eğer üç baz pozisyonu söz konusuysa bir küp olarak bunu böyle büyütmek mümkün. Sizin için söz konusu olan virüsün genom büyüklüğü ne kaç baz olduysa. Şimdi buradan nereye geleceğiz? Şuraya geleceğiz. Bakın, eğer elinizdeki virüs mükemmel replike oluyor, tam sadakatle replike oluyorsa hiçbir seçenek olmayacağı açık. Hep o ilk noktada, yani her şey bulunması gereken yerdedir. Yok çok kötü, hiç sağlık değil şeyler, ürünler, bir sonraki kuşaklar. Her biri almış başını bir yere gitmişti, onun bilmem neresi yeri, bunun bilmem ne, yani bazılar anlamında söylüyorum. O zaman da bütün küp dolar. Hani bir öncesinde şurada dedik ya, eğer sadece iki pozisyon söz konusuysa dört tane olasılık vardır. Birinde doğru, birinde yanlış, ikisinde doğru, ikisinde yanlış olması yerleşimdir. Şimdi o açıdan baktığınızda mükemmelliği ileri derecede bozuk replikasyonda bu uzay tümüyle dolar. Zaten bu virüs de extinct olur. Yok olur. Kendini sürdüremez. Ama türümsülerdir. RNA virüslerinde şöyle bir özellik. Gördüğünüz gibi bir bulut neredeyse, böyle dağılıyor. Buradaki her pozisyonda farklı olan klonlar aslında yaşamda kalma başarısını gösterebilen ama orijinal klona sadık olmayan. Yani fitness'ı yaşamda kalmak için uygun olanlar, var olanlar, ya da fitness'ı buna izin vermeyen, yani neye? Evrimsel başarıya. Yani hangi açıdan? Onu bakayım burada mı? Dur bakayım, onu sonra mı koydum? Neyse, sonra gelelim. Şimdi buradan neler çıkar? Bakın, bir insan hastalandı bu virüslerden biriyle. Vücudunun her bir tarafında yayılan virüs farklı genomik dizilere sahiptir. Ama fitness'ı sağlayacak olanlar sadece. Darboğazlarda, yani diyelim ki karaciğere yerleşirken bir miktar gitti kanla,
karaciğer ortamında, karaciğer hücrelerinde daha farklı özelliklere sahiptir. Yani karaciğerdekiler bir ilaca dirençli olabilir aynı virüsün. O virüs eğer akciğerindeyse ya da beynindeyse orada dirence duyarlı, direnci göstermeyebilir. Bunları unutmamak lazım. Yani bu süreçler bize bunları da öğretiyor. Şimdi bakın HIV'li bir hastada başta nedir? Akut infeksiyon, ilaca dirençsiz. İlacı vermeye başladık. Zamanla ilacın etkili oldukları yok oldu ama ilaca direnç mutasyonlarını taşıyanlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve kalıyor. Bir süre sonra var olanlar hiçbir ilaçtan etkilenmeyenler. Yani hepsi ilaca dirençli olanlar. İşte bu nedenle değişik yöntemler kullanılıyor. En çok kullanılan yöntem kombine antiretroviral tedavi dediğimiz. Yani en az 3 ilacı birden vermek. Çünkü bu mutasyonlarla eğer birine direnç gelişirse öbür ilaçlar etkili olsun. Tek ilaç verirseniz ona çabucak şey gelişir. Bakın bu kadar çok ilaç var. Bunlar değişik kombinasyonlarda veriliyor. Bir başka şey tıbbi sonuç, demin söyledim, influenzalar için aynı hücreyi infekte eden farklı influenza virüslerindeki genetik bölge değişiklikleri bu açıdan yeni virüslerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Birden nötral etki kuramından bahsetmiştim, onu da söyleyeyim, bitireyim konuşmayı. Şimdi bir tür içinde ya da türler arasında dizilim değişikliklerinin büyük çoğunluğu fenotip üzerinde etkili değildir. Unutmayın. Yani her mutasyon hemen fenotipi etkilemez. Yani diğer bir deyişle nötraldir. Bu mutasyonlar da çoklukla genomda iyi korunmuş bölgelerde ortaya çıkar. Bu bize nerede işe yarar? Bu tedavide falan işe yaramaz. Yol gösterici olabilir ama bir yerde işe yarar. Virüslerin izini sürmekte işe yarar. Nereden geldiklerini anlamakta işe yarar. Tarihsel süreç içerisindeki dağılımlarını anlamakta işe yarar. Daha çok. Bunu da nasıl yapar? İşte o bölgelerdeki farklılıklara bakarak, yani bu nötral şeylerin, değişikliklerin, etkilerin daha doğrusu, mutasyonların öyle diyelim, şeyi oluşturduğu genotipler. Bakın, burada bir HIV ilacına karşı fitness'ı düşüren mutasyonlar, bunlar artık belirlenebiliyor. Fitness'ı artıran mutasyonlar, ki bunlar çoğunlukla eğer şunlar direnç geni ise ve fitness'ı düşürüyorsa mutlaka bunları şey yapacak, kompanse edecek, fitness'i artırıcı kompansatuar mutasyonlar da gelişir çoklukla. Bir de nötral mutasyonlardır. Bunlar ne ilaca karşı bir direnci ne de ilaca karşı bir duyarlılığı değil. Ama şeyin, genotipin özelliklerini şey yaparlar. Evet, neyse burada keselim. Peki.